Teşekkür ederim başkanım. Değerli milletvekilleri, tabii gece yarısı oldu. Artık 1 Mart tarihimiz. Sözlerime başlamadan önce 1 Mart tezkeresine onurlu bir direniş gösteren 22. dönem milletvekillerine selamlarımı gönderiyorum. 16. madde üzerine söz aldım. Daha önce kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilmekte ancak daha önce sorgusu yapılmadığı takdirde mahkumiyet kararı verilememekteydi. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi kaçak hakkında ceza verilmesine yer olmadığı ya da güvenlik tedbiri uygulaması gibi aleyhe sonuçlar doğrulabilecek nitelikte kararı kapsamadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Şimdi bu yeniden önümüze geldi ama yine eksik geldi. Bu sefer de güvenlik tedbirleri uygulaması gibi aleyhe sonuç doğuracak kararları kapsamadığı için yine anayasaya aykırı. Anayasanın 13. 36. maddelerine açıkça aykırılık içeriyor. Anayasa Mahkemesi iptal gerekçelerini karşılamadan niye bu önümüze geliyor? Hakikaten anlayamıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini mi, bizim mi, yoksa vatandaşın aklıyla mı alay ediyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ne demişti bu yargı paketiyle ilgili? Toplumun cezasızlık algısı ile mücadele edeceğiz. Bu algının ortadan kalkması gerekir demişti. Tabii bu paketle bakanın açıklaması arasında hiçbir bağ yok. Sayın Bakan bu ülkede cezasızlık algısının oluşmasına neden olan bir cezasızlık olgusu vardır. Asıl mücadele edilmesi gereken de bu olgudur. Örneğin İliç'te 9 maden işçisi kardeşimizin üzerine tonlarca siyanür atığı döküldü. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ön bilirkişi raporunda Ana Gold firması asli kusurlu bulunmadı. İliç'e ben 2021 yılında gitmiştim ve uyarıda bulunan bir milletvekiliyim. Kapasite artışına ilişkin ÇED raporunu onaylayan kim? Hepimiz biliyoruz. Örneğin Çorlu tren kazasında katliamında 25 canımızı yitirdik. Davada tek tutuklu yok. Gerçek sorunlar hakkında yargılama olmadığı gibi asıl yargılanması gereken dönemin genel müdürü Veysel Kurt 5 gün önce Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görevine atandı. İşte algı olgu tartışacağımıza bunlara bakmamız gerekiyor. Kanun burada, Anagold firması orada. Yasa burada, Murat Kum İstanbul'da. Çorlu dosyası burada, Veysi Kurt makamında yine. Aslında ülkenin ayarları bu ucube sistemle bozuldu. Sistem değişir değişmez tek adam tek gece sayfalarca kararname yayınladı. O dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi bu uygulamaya karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. O zaman Cumhurbaşkanı dedi ki personeli ben atarım, maaşını ben belirlerim, hakim savcıları belirlerim, onu yaparım, bunu yaparım. Biz de dedik ki hukuka aykırı, anayasaya aykırı yapamazsınız. Evet, geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi bizi haklı buldu. Bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 37 tane iptal kararı verdi. Birini anlatayım. Cumhurbaşkanlığında çalışan muazzam büyüklükte personel var. Personel ordusu var hatta. Kimler olduğunu bilmiyoruz. Kaç kişidir bilmiyoruz. Hatta bu bilmediğimiz kişiler ülkemizin iç politikasını belirliyor, dış politikasını belirliyor, ekonomi politikasını belirliyor. Hatta anayasa yazıyor. Bundan kimi kastettim hepiniz biliyorsunuz zaten. Sayısını, liyakatını, tecrübesini bilmediğimiz bu kişilere de muazzam paralar ödeniyor. Biz kime ne kadar ücret ödendiğinde tabii ki bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı dün itiraf etti. Emekliye 10 bin lira yeterli değil ama fazlasını veremeyeceğiz dedi. Emekliye veremediğimizin onlarca katını saraydaki yandaşlarına veriyor ama. Mesela halk kuru ekmeğe muhtaç iken siz saraydaki yandaşlarınıza ne maaş ödediğinizi kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Anayasa Mahkemesi işte tam bu hafta tam da dedi ki bu bir keyfiliktir, yapamazsınız, durun dedi. Siz de bu paketle Anayasa Mahkemesi'nden intikam almaya çalışıyorsunuz gecenin bu saatinde. Saat 3'e çeyrek var neredeyse. Gecenin bu saatinde iktidar vekilleri bize şöyle bakıyor, muhalefet vekili. Yani ısrarla ne konuşuyorsunuz? Bunlar bu saatte ne anlatıyor diye bakıyor. Bizi anlamadığınızın farkındayız. Bizi anlamıyorsunuz, bunun farkındayız. Anlatacağım, dinleyin, anlatacağım. Biz muhalefet milletvekilleri olarak Hazreti İbrahim'in ateşle imtihanındaki gagasındaki bir damla su ile su taşıyan güvercin gibiyiz. İstiyoruz ki tarafımız belli olsun. Oradaki güvercin gibi. Biz istiyoruz ki tarafımız belli olsun. O yüzden
İstiyoruz ki elimiz yanlışa, elimiz kötülüğe, elimiz harama, elimiz şeytanlığa kabul oyu vermek için hiçbir zaman kalkmasın istiyor muhalefet milletvekili. Sayın Erdoğan Kılıç, lütfen tamamlayın. O yüzden nerede olursa olsun selam olsun haksızlığa karşı haktan, hukuksuzluğa karşı hukuktan yana olanlara. Selam olsun kötülere karşı ilerden, zalime karşı mazlumdan yana olanlardan diyorum. İyi geceler diliyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii bu kadar iktidar partisindeki arkadaşımızı burada bulmuşken yargı organının uygulamadaki sorunlarını buradan paylaşmak isterim. Dün de aslında burada başlıklarla masaya yatırdık ama biraz daha detaylara girmek isterim. Yargı organının Türkiye'de maalesef önemli sorunları var. Liyakat sorunu, uzayan davalarla tıkanan yargı sistemi, yargı üzerindeki şaibeler, çoklu baro uygulaması gibi, hukuk fakültelerinin çoğalması gibi önemli sorunlarımız var. Liyakat sorunuyla başlayalım. Ben bu konuya uzun süredir farklı alanlarda da değinmeye çalışıyorum. Ama en önemli alanlardan birisi de yargı alanıdır. Liyakat sorunu yargı camiasının en önemli sorunlarından birisidir. Haksız mülakat sistemi maalesef yargı organı tıkayan uygulamalardan birisidir. Sınavlarda yüksek puan alan ancak torpil bulamayan gariban vatandaşın oğlu kızı sınavlarda eleniyor ama sınavdan düşük puan alan Ankara'da dayısı olan, torpili olan vatandaşın çocukları maalesef haksız bir şekilde sınavları kazanabiliyorlar. İşte biz bu haksız düzene itiraz ediyoruz değerli milletvekilleri. Malum hakim savcılık sınavında 70 puan sınırı vardı ama bu sınır kaldırıldı. Allah aşkına vicdanınıza soruyorum. 55 puanla, özellikle hukukçu arkadaşlarımın vicdanına soruyorum. 55 puanla bu ülkede hakim savcı olunmasını gerçekten kabul edebiliyorsanız hiçbir şey demiyorum. Bu ülkede siz 55 puanla hakim savcı yaparsanız bu sistemi tıkarsınız değerli milletvekilleri. İşte biz bu sisteme itiraz ediyoruz. Bizim teklifimiz, bakın, bu mülakat sistemi kaldırılmalıdır. Objektif kriterlere dayalı liyakatın esas alındığı bir sistem getirilmelidir. Bunu özellikle paylaşıyorum. Ve mülakat sözünüzü de bir kere daha hatırlatıyorum. Ya Allah aşkına bir kere şu kürsüden bir tane AK Partili bir babayı çıksın da Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim döneminde verdiği sözü yere düşürmüyoruz. Evet, biz bu sözü tutacağız desin. Biz de oradan sizi alkışlayalım. Evet. Ben ne zaman bu sese gür bir sesle konuşsam burada bir sessizlik oluyor arkadaşlar. Yargılamaların uzaması yargı sisteminin önemli bir sorunu. Yargılamaların uzaması yargı sisteminin önemli bir sorunu. Geciken adalet adalet değildir arkadaşlar. Sayın Bakan Yardımcım, davalar bitmiyor. İstinaf kurumu getirildi yargı sistemini hızlandırmak için. Allah aşkına basit bir iş davası 2 yıl sürüyor. İstinafa gidiyor 2 yıl, 3 yıl da orada sürüyor. Ya buna bir çözüm bulmak zorundayız artık. Bakın basit bir iş davası bile 4-5 yılda bitmiyorsa burada büyük bir sorun var demektir. Burada liyakatsiz hakimlerin de yargılamaların uzamasına sebep olması ayrı bir sorun olarak önümüzde duruyor. Uzmanlık gerektirmeyen, sadece hukuki değerlendirme gerektiren konularda bile dosyalar bilirkişiye gönderiliyor arkadaşlar. Bu da liyakatsiz hakimlerin yargı organına yüklediği sorunlardan birisi. Yargı üzerindeki şaibeler önemli bir sorun. Yargı üzerindeki şaibeler elbette biz burada konuşmaktan hoşnut değiliz. Ancak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HSK'ya gönderdiği mektup maalesef yargı organının işler acısı halini ortaya koymaktadır. Yargı düzeninin rüşvetle anılması milletimizin adalete olan inancını zayıflatmaktadır. Bu konunun amasız fakatsız bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Ben Sayın Adalet Komisyon Başkanımdan, Sayın Adalet Bakan Yardımcımdan, AK Partili Grup Başkan Vekili arkadaşlarımızdan bu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği ihbar mektubunun akıbeti ne oldu? Meclisi bilgilendirmelerini özellikle rica ediyorum. Evet, hukuk fakülteleri sorunu maalesef önemli bir sorun. Hukuk fakültelerinin çoğalması, bunun sonucu olarak fakültelerde verilen yetersiz eğitim, avukat sayısının çoğalması ve yetkin olmayan hukukçuların ortaya çıkması maalesef camianın önemli bir sorunu.
Burada tedbir olarak yeterli eğitim vermeyen hukuk fakülteleri kapatılmalıdır. Hukuk fakültesine giriş barajı sınırlandırılmalıdır. Açık olan fakültelerdeki öğrenci sayısı azaltılmalıdır. Bunun yanında hukuk fakültelerinde teori eğitimin yanında pratik eğitimine de gereken önem verilmelidir. En basit haliyle bir hukuk fakültesi mezunu okulu bitirdiğinde bir dava dilekçesini yazabilmelidir. Evet, çoklu baro uygulaması, son olarak değineceğim konu, Türk yargısı hüküm iddia... Sayın Şahin, lütfen tamamlayın. Toparlıyorum başkanım. Türk yargısı hüküm, iddia ve savunma olmak üzere üçlü saç ayağından oluşmaktadır. Nasıl ki hüküm, iddia gibi saç ayakları bölünemiyorsa savunma ayağı da bölünemez, bölünmemeli değerli milletvekilleri. Bu anlamda çoklu baro uygulamasını yanlış buluyoruz. Bu konuda iktidarın ben yaptım oldu anlayışına da açıkça itiraz ediyoruz. Eğer iktidar avukatlarla ilgili bir adım atacaksa avukatlarımızın az önce söylediğimiz sorunlarına odaklanmasını onlardan talep ediyoruz. Yapılması gereken çoklu baro değildi değerli milletvekilleri. Mevcut baro seçim sistemlerinin daha demokratik, daha katılımcı hale getirilmesi, seçimlerde blok liste yerine nispi temsile dayalı seçimlerin yapılması sağlanmalıydı. İktidar daha demokratik bir tercih belirleme yerine maalesef bölmeyi tercih etti. Bizim görüşümüz çok açık. Çoklu baro değil, çoğulcu baro diyoruz. Bu duygularla genel kurulu saygıyla selamlıyorum.